Ve şimdi sırada dünyanın en ilginç ev sahibi kiracı davası var. Bağcılar'da yaşayan kadın buzdolabı almak için bir satıcıyla anlaşmıştı. Ancak iddiaya göre parayı yanlışlıkla ev sahibinin oğlunun hesabına attı. Sonrası ise filmlerden farksız. Dolandırıcılık ya. Bir kiracının parasını konmak ne demek ya? Dün krize girdim ya. Bana gerçekten bir şey olursa ya da nişanlıma da bir şey olursa bunun sorumlusu ev sahibi. Bir anlık dikkatsizlik çok pahalıya patladı. Ev sahibi kiracı kavgasında buzdolabı cephesi açıldı. Bilseydim böyle bir insan olduğu kesinlikle o evi tutmazdım. Dilara Kutlu yaklaşık 2 yıldır Bağcılar'daki bu binada oturuyor. Ancak bir süredir ev sahibiyle anlaşmazlıklar yaşıyor. İddiaya göre o ev sahibi 2000 lira olan kirayı 10 bin liraya çıkarmak istiyor. 1+1'de oturuyorum ve evin eksikliği de var. Ben de kabul etmeyince beni zaten mahkemeye verdi evden attırmak için. Allah vicdan versin. Taraflar uzlaşamayınca sorunlar katlandı. Daha önce de çok sıkıntı yaşadım. Eve polis göndermeler, iftira atmalar. Buzdolabı almak isteyen genç kadın geçtiğimiz günlerde hayatının hatasını yaptı. Dilara Kutlu buzdolabının parasını internet bankacılığıyla ödemek istedi. Ancak o 14 bin lirayı isim benzerliği yüzünden satıcı yerine ev sahibinin banka hesabına yolladı. Benim telefonlarımı açmıyor, mesaj atıyorum, hepsi görüldü yapıyor, hiçbir şekilde bana cevap vermiyor. İddiaya göre o ne derse desin ev sahibinin oğlu hesaptaki parayı geri yollamadı. Babası arayınca diyor ki sen niye habire benim oğlumu arıyorsun diyor zırt pırt. Ben de dedim ki ben yanlışlıkla ona bir para gönderdim. O parayı iade istiyorum. Öyle bir para yok, sen bana zaten borçlusun diyor. Çaresiz kaldığını söyleyen Dilara Kutlu en sonunda savcılığa başvurdu. Tehdit ve hakaretten dolayı şikayetçi oldum. Şimdi ikinci dosya açacağım. Dolandırıcılıktan dolayı. Hak yerini bulsun istiyorum yani.